güzergah haline getirecek objeleri seçinecek arkadaşlar. Burada püf nokta şu. Biz zaten biraz önce çizgilerimizi çizdik arkadaşlar. Noktayı yok. Bir onları çizdik. Ama seçerken lütfen şimdi şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bizim projemizde son bir noktamızla projemizin başladığı hattı sırasıyla yani önce S1'den S2'deki arasındaki çizgi, S2'den S3'ün arasındaki çizgi, S3'ten S4'ün arasındaki çizgi sırasıyla seçmenizi rica edeceğim arkadaşlar. Sırası. Yani sırası dışında seçerseniz güzergah donanıyor arkadaşlar. Kontrol edin. Tek tek. Tıklayıp tıklayıp arkadaşlar. Yani şunu rica edeceğim. Çok detaylı. Oğlum seçiyorum bir şey çıkıyorlar. Yaklaşık. Basınca bir şey çıkıyor. Evet hocam bir şey geliyor. Eyvah. Onu şuradan kaynak. Tıkladığınız anda arkadaşlar bu görsellik size şunu söyledi. 4 tane var. Tamam güzel değil mi? Niye düşüyor? Bu arada arkadaşlar şöyle yapın. Hocam ayrı bir çizgi geldi çıkıyor bende. Ne yapacağım? Hocam oraya girdi mi? Hocam oraya girdi mi? Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Projemizle ilgili. Bu arada bilgisayarda da çıktı. Ufuk nereye girdin sonra? İşte aynı şekilde güzel gel tanımlayacağım. Tamam tanımladım. Geldi şu an. Güzel gel S1'in. Bu kare şeyinde mi? Buna mı bastın? S1'in S2 arasında. İptal edeceğiz. File'ın sağ ucuna tıklayın. Bir editör penceresi açılmış olabilir sizde. Editörü kapatın. Editör açılmamışsa şu an benim gibi iptal ettiniz sizde en başta. Kaydırı besleşik tam mı diyorsun? Tamam değil ama bekleyin. Şimdi arkadaşlar şu pencereye tekrar gelmenizi rica edeceğim. Yani o güzergah tanımlanan önceki pencereye. Sağ ucuna tıkladık, bir editör açılsa kapattık. Tekrardan başa geldik. Şimdi üçgen modelimizin üzerinden çizim yaparken zorlanıyoruz arkadaşlar seçerken. Şöyle dikkat ederseniz baktığımızda. Aslında biraz uzaktan seçsek belki daha rahat seçebiliriz. Ama benim size burada bir önerim var arkadaşlar şu şekilde. Üçgen modelimizin üzerinde çizim veya seçim yapmamızın amacı arazi verilerini barındırdığından dolayı arkadaşlar. Eğer onu kapatırsak bütün proje sıfır kodun yani bir anda. Üçgen modelinin olması demek arazi üzerinde şu çizgileri algılaması demek arkadaşlar. Ama şunu yapabilirsiniz. Üçgen model arazide olduğu halde görünüm menüsünden örneğin alan taramalarını ve alan sınırlarını kapatırsanız ekranda arkadaşlar şöyle biraz daha yakından seçebileceğiniz bir çizim kalır. Alan taramalarını, alan sınırlarını kapatırsanız arkadaşlar biraz daha şöyle çizim seçebileceğiniz bir çizim kalır. Şeyden kapatıp seçsek o yanda katman yüzünden gözlerini kapatırsanız maalesef ayrıca işte bunu algılanmaz. Sıfır kodunu indiriyor bu şekilde. Burada arkadaşlar şimdi şey mi yürüyor? Ben de size bırakacağım. Alan sınırını ve alan taramalarını kapatabilirsiniz ya da şunu yapabilirsiniz. Hassas bir seçim yapmanıza gerek yok. Biraz uzaklaşırsanız arkadaşlar projede. Uzaklaştığınızda daha rahat görebilirsiniz elemanları. Bayağı uzaktan bakarsınız projeye. Örneğin S1'e sikeriz çizgiyle. Ben niye görünmüyor ya? Hani? Tam bu görünüyor da bu görünmüyor. Tatlıdaki daha iyi. Bunu isteriz. Ben büyük uzaklaşırsa daha iyi görünüyor. Ben görünmüyor. Bizde hiç görünmüyor. Şimdi bunu da seçeceğiz şimdi tekrar. Biraz önce güzergah teknik seçeceğiz. Şimdi arkadaşlar şu görsel gerekimize gelmişse şöyle yapacağız. Net Pro güzergah ekranının altından güzergah tanımlaya gireceğiz. Tekrardan. Güzergah tanımlaya gireceğiz arkadaşlar. Net Pro iptal edince sağ tuş yapıyorum. İptal olma konu. Sol tuşlarım hep okeyler. Ekranı var. En komutu en son komutu hatırlar tekrar. Hemen soruyorsunuz. Sağ tuş yaptığımızda iptal olması gerekiyor. Sağ tuşu birkaç defa tıkladığınızda iptal eder. Mesela sol tuş yaptığınızda hangi komut açılıyor? Mesela şu an net buraya girmiştim. 5-6 komut, sağ tıklıyorum. Sonra tıklıyorum. Tamam, son bir dikkat ediyoruz. O son tıkladığı komut olduğu için mi? Hiçbir şekilde yeterli. Değiştirebiliyorsunuz onu. O net gidip kurulumunda öyle değil. Net gidip kurulumunda o şekilde değil. Sıraklı gidip seç. Daha kapatıp açacağız. Seçtik ya onu hocam. Tamam. Tamam.
tamam mı diyeyim? Ben size bir pişerliğim, o oraya kadar bir pişerliğim paylaşayım. Bizi devam edelim arkadaşlar. Someler yöntemi ve H3'in parametre hızını yedikten sonra tamam deyin arkadaşlar. Tamam dedikten sonra biraz önceki güzergah pozisi karşınıza gelecektir. Eğer arkadaşlar güzergahın üzerinde bir çarpı yoksa, hepimizde var mı arkadaşlar? Var. Olmayan arkadaşlarımız varsa güzergahın içinde veri yazmış demektir. Biz toptan şöyle yapalım. Bu güzergahı seçin arkadaşlar. Aşağıdan silin. Bunu silin. Olmayanlar. Hiçbir şey yok. Hocam seçtik kaldı böyle. Çarpı yok hocam. Ben de çarpı yok. Tamam ben de bizim tamam. Sizin geliyor mu? Çarpı böyle bir yer yok. Çarpı yok. Seçtik. Tamam. Arkadaşlar çarpı yoksa ben de işte en baştan yapacağım. Çarpı olsa da olmasa da hep beraber ilerleyelim. Silin. Tıklayın arkadaşlar. Silin bu güzergahı. Tamam. Üzerine tıklayın. Silin. Tekrardan ekleyin arkadaşlar. Tamam. Tekrardan ekleyin. İsmine farklı bir şey yazın arkadaşlar. Mesela ben... Ama güzel yaptırıyor orada. Ahmet hocam eski dostu yutuluyor. Bana bir şey çıkartmayacağız. Onu sonra Windows'tan kendini sileceğiz. Şu an siliyorum. Ben de gerekmiyorum. Bunu kullanmayacağım. Ben son güzel yaptırıyorum. Farklı isimle kaydediyorum. Güzel çap yapabilirsin. Son güzel ya. Benim ismim gibi. Şimdi açtın arkadaşlar. Hı, geldi. Şöyle bir pencere geç. Çarp boş. Boş anlamına geliyor. Hiçbir veri olmadan anlamına geliyor. Biraz önce yaptığımız hatalı seçimlerin olmadan anlamına geliyor. Ya da mükerrer, birbirini tekrar eden seçimlerin olmadan tamam. Şimdi bu görsellik bu şekildeyken arkadaşlar tamam diyelim hep beraber. Ve uzaktan arkadaşlar, somelerimiz arasındaki şu noktaları, önce şu ufak bir çizgi var arkadaşlar, ben uzaktan seçeceğim. Şurada ufak bir çizgi var, önce bunu seçeceğim, S1 ile S2 arasındaki. Daha sonra S2 ile S3 arasındakini sol uçla seçeceğim. S3 ile S4 arasındaki sol uçla seçeceğim arkadaşlar. Ben de istiyorum, yaklaşmam lazım, ben sağ olsun. Tıkladığımız anında şu pencere gelecek arkadaşlar. Seçelim mi? Gelmiyor. Uzaktan mı seçelim? Hocam yakından seçelim. Hocam uzaktan mı seçelim? Yakından mı? Ben uzaktan seçiyorum. Eğer arkadaş S1-S2 arasındaki gri olursa da sıkıntı yok. Tamam. Evet gri oluyor hocam. Gri oldu sıkıntı. Tamam gri oldu. Şimdi fark görseninde yazdığımız için olur. Uzak seç. Sen şeyleri kapatma. Hangi güzel yer tamamlayalım. Gri uzaktan seçecek bakalım ne olacak. Bu geldi tamam. Veri yazmışız değil mi? Şimdi arkadaşlar bu pencere gelmesi şu. Normalde bizim amacımız tamam. Sizin S2'ye kadar parça parça birleştirmek arkadaşlar. Tek tek seçmek. Ama net geçseniz son fark edeceğiniz kadın yani. Eğer üst üste çizim varsa bak buradan ben o bütün çizimleri getirdim der arkadaşlar. Yani buradaki çizim kalabalığının tamam. Farklı uzaktan seçeceğim ne anlamda. Amacınız güzergahı daima ha. Seçmek arkadaşlar. Uzaktan seç böyle olacak. Güzergahı uzaktan seçtim böyle oldu. Ufuk. Tamam. Uzaktan seçtim böyle oldu. Ve arkadaşlar projeye devam edin. Güzergahı seçin ve sürekli devam edin. Tamam. Bak gri oldu gel. Seçtiğinizde kırmızı olacaktır arka plandaki güzergah çizimimiz. Tamam yok. Tamam diyerek arkadaşlar seçime devam edebiliriz. Gri oldu. Tabii seçildikten sonra gri oluyor. O editör açıkken kırmızı gösteriyor arkadaşlar. Hepsini yakından seçince sadece güzel. Yakından oldu mu? He, ondan. Diğerleri çıkmıyor. Şey yani. Böyle bastın mı? Orada o algılıyor. İşte bu şey turuncular falan da algılıyor. Aynen. Onu algıladığı için. Yapabilirsin ha. Yaptım o zaman devam edebilirsin. Benim gri tamamdır da. Peki bu diğerleri? Hani seçmemiş ki. Bu sarı abi. Sadece espresi. Devam edelim. Annem güzel yaptın. Güzel yaptın. Hepsini mi seçelim? Hepsi 7'ye kadar seçiyorsun. Tamam bak mesela burada var. Bastım. Güzel ya tamam. Bastım. Seçti zaten direkt. Bastım. Bunu da seçtim.
Bastım, seçti. Bastım, seçti. Seçtik. 7'ye kadar seçtik. Seçti mi? Seç. Seç 7'ye kadar gel. Çıkaradan bir seçim arkadaşlar, sıraladığınız hakları sırasıyla S1'den S2'ye, S2'den S3'e, S3'den S4'e, S4'den S5'e tek tek sırasını devam ettikten ve hepsini bu şekilde gri hale getirdikten sonra arkadaşlar sıranın köy renkli var mı? Maalesef var. O zaman sen de güzergah ona göre ilerliyor. Yani S3'den sonra S5'e geçip tekrar S4'e dönmüşseniz proje şöyle dönecek arkadaşlar. Ben KTV'yi paylaşayım. Sağ tuşla mı tarif? Eğer bu editördeyseniz üzerine tekrar sol tuşa tıkladığınızı iptal eder. Ama sağ tuşa tıklayıp çıkmışsanız artık güzergahı algılamıştır. Şimdi şöyle düşünüyorum. Mesela F2 ile F3 arasında ne yapıyordu? Zaten fark edince iptal edin. Tamam mı? Tamam mı? Sırayla gitmemiş. Yatılıyor muyuz? Şu an bu gözlerin önünde varsa arkadaşlar. Hepsi gri renkteyse lütfen sağ tuşa bir kere tıklayın. Sağ tuşa bir kere tıklayın arkadaşlar. Güzergahımızın hepsi sarı renge boyansın arkadaşlar. Evet. Sarı renk geçici bir renktir. Net Pro'da yaptığımız işlemlerde arkadaşlar güzergah haline getirdiğim anlamda çıkacaktır. Sonra mavi dönecek. Aynen sonra tekrar kendi rengine dönecektir. Bu da biraz arkadaşlar tanımlamalar karıştı farkındayım. Yalnız sizden ricam arkadaşlar bu işin mantığını sırasıyla seçim olduğunu düşünmeniz arkadaşlar. Önce farklılıklarından dolayı sıkıntı yaşadık. Önüne geçebilmek için şunu yapabilirdik örneğin. Ortaya gözlerini kapatabilirdik. Eski yol, dere hat vesaire şeyleri gördük. Kilitleyebilirdik gibi arkadaşlar. Direkt seçmeyi dedik. Ondan dolayı böyle bir seçim penceresi açıldı karşımıza. Şimdi yaptığınız bu güzergah seçimini arkadaşlar Netcat'te bitirdikten sonra güzergah editörüne bir kere tıklarsınız arkadaşlar. Güzergah editörüne bir kere tıklarsınız. Güzergah editörüne bir kere tıklarsınız. Güzergah editörüne tıkladığınızda biraz önce açılan güzergahımızın üzerindeki KTV dosyanız üzerine çarpı olmadan gelecektir. Ve tamam dediğinizde şuraya da ulaşacaksınız arkadaşlar. Güzergah editörüne tıkladığınızda tamam dediğinizde şu görseniz. Ah görüyor musun burayı bak. 1.20 çok düşük çizmiş. 175'lik çizmiş. R'ler 175 metreye göre çizmiş yarış yapıyor. Kurt gören. Bu biraz kontrol edilmiş işte. Buraya mesela kontrol ederken bir hata görüyorsunuz. Değerler de tanımlanmamış. Değerler yok. Kontrolden açıp bakıyor. Şimdi bu editörü biz de açılmışsa arkadaşlar bir yorumlaması yapacağız. Siz de mi açtınız? Maalesef. Hep iyi oda sıkıntı var. Size bilgisayar taşlarını anlamadığınızı istersiniz ama burası boş mu bilgisayar? Gel bu internet yapalım. Şimdi arkadaşlar bu çizimi yorumlamadan önce isterseniz şöyle yapalım. Sol tarafta gördüğünüz kilometre kategori gibi bilgi bir not penceresidir arkadaşlar. Projeciden kontrolden atanan bir nottur. Görmesi açısından. Burada yukarı aşağı inen büyük bir bar çubuğu var arkadaşlar. Evet. O çubuğa bir kere tıklayabilir misiniz? Kalktı. Şu şekilde arkadaşlar. Mesajları açıp kapatabileceğiz. Uzun bir pencere var arkadaşlar. Evet kapatın. Burada arkadaşlar sizde önceki şunu sormak isterim. 7 tane noktanın dışında noktası olan var mı arkadaşlar? Hepimizde 7 tane var. Sağ tarafta görmüş olduğunuz Y ve X arkadaşlar şunu sağlar. Biz çizim yapmıştık hatırlarsınız somer noktası. O bütün kırıkları net bir somer noktası olarak tanımladı. O somer noktanın böyle koordinatları getirdi. Yan tarafı ise arkadaşlar bizim için olmazsa olmaz bir pencere açtı. Yalnız bu editör penceresi ne? Arkadaşlar bunun 3 farklı çeşidini göreceğiz eğitim boyunca. Şu an yatay güzergahın editöründeyiz arkadaşlar. Yani yatay güzergahın her şeyi yapacağımız pencere. Bu pencerede 2 ana buton bulunur sol tarafta. Dosya ve işlemler adı. Dosya takdir edersiniz ki aç kaydet gibi işlemleri. İşlemler ise arka planda mühendislik hesaplamaları da yapar. Ve daha sonra yukarıda görmüş olduğunuz bu dosya aç işlemlerin sağ tarafında en sık kullanılan komutlar yer alır arkadaşlar. Örneğin somer noktalarınızı düzenlemek için
somer noktanızı silmek için, plan çizimini bir anda oluşturmak için bir sürü seçeneği buradan ulaşabilirsiniz. Yalnız bizim projemizde şu an bir eksiklik var. Bizde 13 tane somer noktası vardı ama şu an biz 7 tanesini ekran ediyoruz. Şimdi arkadaşlar iki tane yer yöntem olduğundan bahsettik somer noktanın tanımlanması için. Birincisi çizgi çizgi çizip bu şekilde bütün someleri görmek sağlamak. İkincisi ise şimdi oluşturacağımız. Ekran üzerinde tıklayarak anlık somer noktası oluşturmamızı sağlayacak arkadaşlar. Sizler de can kaldığınız somer noktası, 7 nolu somer noktası üzerine bir kere tıklayın, seçin. Kaldığınız 7 nolu somer noktası. Bir kere tıklayın. Highlight object diye bir hata veriyorum. Bir kere tıklayın. Bir kere tıkalım. Bir kere tıklayın. Erişim imtihan. Highlight object. Başka bir kere tıklayın. Tamam deyince gidiyor. Tamam. Daha da devam ediyor mu? Bir daha tıklayın. Hocam çarpıncık yani tıkla. Yani şöyle yapacağız arkadaşlar. Bir arta 7 nolu somaya tıklayın. Ha, tamam. Yukarıdan sanki bir demir yolu çizimi gibi ya da bir çift çizimi gibi gelen artı artı ikonu var arkadaşlar. Aşkın olmuş. Bas. Ardışın sonu. Bir kere tıklayabilir misiniz arkadaşlar ona? Artık kayboldu. Kayboldu. Hocam hata gelen oldu mu? Hocam geliyor. Kayboldu hocam. Yine gel. Yine gelecek şimdi. Geldi hocam. Hocam komple lisans alıyor. Ne güzel. Vallahi hocam kafası geliyor. Tamam geliyor. Allah Allah arkadaşlar. YouTube. Ne yapayım? Hani tamam deyince gelmiyor ama geliyor geliyor. Bana da gelmiyor. Bana da gelmedi hocam. Yani sen bir oynat bakalım şimdi gelir. Bir yakınlaş. Bak yine geldi bak yine geldi. Ha geldi. Çok güzel. Bak şöyle yapacağız. Hata var. Hata var. Hata var. Hata var. Hata var. Onlara da geçiyor. Onlar şöyle bir uzaklaştırıp yakınlaştırırsa tekrar gelmez. Uzaklaştırırken bir hata geliyor. Şuna baksana artık dondu o. Geliyor ama tam birinci gidiyor. Yine geliyor. Şimdi arkadaşlar. Aşağıda iniyor. Devam ediyor işlemler ama hata veriyor. Arkadaşlar bu videoyu kapatın. Nasıl kapatın orayı? Şarkıları çıktın arkadaşlar çıkarken de. Nasıl bir oraya doğru geri geçmiş. Sağ uç tıklayın eğer işlem çizimdeyseniz sağ uç tıklayın geri dönün tekrar açın. Tamam. Daha sonra arkadaşlar buradan evet, çarpıya basın. Sakla ve çık deyip tamam deyip. Bir şey güzel ceket alın. Eşiklere göre düzenlensin. Düzenlensin arkadaşlar. Evet. Evet bitti hocam. Projenizi arkadaşlar kaydedin. Hata almış arkadaşlarım. Ya bir kulaklıkla da bir köşeyi koyacağız. Ben bütün bilgisayarları düzenleme yapayım. Biz bir ara verelim arkadaşlar. Buradan devam edemeyeceğiz çünkü. Ara vermem bütün bilgisayarlara bakmam gerekiyor. Bir ara verelim ufak ondan sonra devam edelim. Ben bilgisayarları bir kontrol edeyim arkadaşlar. Siz de dinlenmiş.